Herkese selamlar. Uluslararası seyahat yaptığım zamanlarda green card sahiplerinin ve vize sahiplerinin giriş çıkışlarında yaşadıkları şeyleri çok düşünüyorum. Bunlarla ilgili çok fazla soru da geliyor. Girerken çıkarken dikkat edilmesi gerekenler ve özellikle green card sahiplerinin green cardlarını nasıl muhafaza edebilecekleri, çok seyahat edenlerin, başka ülkede yaşayanların, Amerika'ya çok sık gidip gelemeyenlerin veya geçici sebeplerle Amerika dışında uzun süre bulunması gereken kişilerin green cardlarını nasıl muhafaza edebilecekleriyle alakalı bir video yapmak istedim. Green card sahiplerinin birçok sebeple Amerika dışında uzun süreler geçirmesi gerekebiliyor. Bu süreler 6 aydan 1 yıldan fazla olduğu gibi daha az olmasına rağmen daha sık şekilde Amerika dışında bulunma şeklinde de olabiliyor. Dolayısıyla green card sahiplerinin green cardlarını muhafaza etmeleri çok büyük önem arz ediyor. İşte bu green card sahiplerinin Amerika dışında uzun süreler bulunmalarına rağmen veya sıklıkla seyahat etmelerine rağmen green cardlarını muhafaza edebilmeleriyle ilgili bir metot var, bir izin var. Re-entry permit ismi. Amerika'ya tekrar giriş izni de denebilir. Bugün sizlere kısaca bu izinden bahsetmek istiyorum. Green card sahiplerinin Amerika dışında bulunmak için birçok sebebi olabiliyor. İş sebebiyle Amerika dışında bulunabiliyorlar, aile sebebiyle bulunabiliyorlar, bir yakınlarının bakımı, görümü nedeniyle olabiliyor, okula gitmek nedeniyle olabiliyor veya geçici bir iş nedeniyle olabiliyor. Bunların hepsi green card sahiplerini Amerika dışında tutan faktörler olabiliyor. Tabii Amerika dışında uzun zamanlar geçirdiğiniz zaman green card'ın muhafazası önem arz ediyor. Çünkü Amerika devleti size green card'ı kullanın, Amerika içinde kalın ve ileride vatandaş olun diye veriyor. Aksi takdirde Amerika'da kalmayacaksanız başka bir vize kategorisini kullanabilirsiniz veya turist vizesiyle gidip gelebilirsiniz. Dolayısıyla green card sahiplerinin esas olarak yapması gereken vaktinin çoğunu Amerika'da geçirmek. Peki re-entry permit dediğimiz başvuruyu kimlere tavsiye ediyoruz? Re-entry permit başvurusu iki durumda tavsiye edilebilir. Bunlardan bir tanesi uzun süreyle Amerika dışında bulunmayı düşünen green card sahipleri. Özellikle bir çıkışta bir yılın üzerinde ve iki yılın altında Amerika dışında bulunmayı düşünen green card sahiplerine mutlaka re-entry permit izni almalarını tavsiye ediyorum. Re-entry permit'i tavsiye ettiğim başka bir durumda her ne kadar Amerika dışında bir çıkışta çok uzun kalmasalar bile Amerika dışına çok sık seyahat eden ve her seyahatlerinde uzunca bir süreyi 3 ay, 4 ay, 5 ay Amerika dışında geçiren, 180 günü geçirmese bile çok fazla Amerika dışında kalan ve bunu sıklıkla tekrar eden kişilere de re-entry permit başvurusunu tavsiye ediyorum. Peki re-entry permit neyi sağlıyor? Re-entry permit kısaca ben green card sahibi olarak Amerika dışında uzunca bir süre bulunmam gerekiyor. Lütfen bunun için bana izin verin başvurusudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız, göçmenlik bürosuna yaptığınız bir başvurudur. Ve göçmenlik bürosu bunu sebeplerinizi, nedenlerinizi geçerli bulursa kabul eder. Re-entry permit başvurusu kabul edildiğinde Amerikan pasaportuna benzeyen bir belge gelir ve bu belgeyle seyahat edebilirsiniz. Bu belge geçerli olduğu sürece Amerika'ya girişlerinizde Amerika dışında uzun süre geçirmiş olsanız bile Amerika'ya giriş hakkı verir. Başvuru prosedürü biraz teknik detayları içerdiği için mutlaka bir avukatla başvuru yapılmasını tavsiye ediyorum. Green card sahibi olup Amerika'ya şu veya bu sebepten yerleşemeyen uzun süre Amerika dışında geçirmek zorunda kalan müvekkillerimize bu başvuruyu sıklıkla yapıyoruz. Re-entry permit başvurusu sadece 1 yıldan fazla, 2 yıldan az Amerika dışında geçirmeyi düşünen kişiler için değil, aynı zamanda 6 ayın altında Amerika dışında kalsa bile sık sık bunu yapan, yani Amerika dışına sıkça seyahat eden ve Amerika dışında sıkça uzun süreler geçiren kişiler için de tavsiye edilir. Bilindiği gibi green card sahiplerinin her ne kadar 180 günü aşmasalar bile, bir seneyi aşmasalar bile uzun süre bir defada Amerika dışında geçirmeleri ve bunun bir model haline dönüşmesi göçmenlik bürosunun aynı zamanda dikkatini çeken bir konu ve green card'ın kaybedilmesine, hatta green card uzatılmasında green card'ın uzatılmamasına neden olabilir. Dolayısıyla re-entry permit alınmasının aynı zamanda böyle bir faydası var. Yani re-entry permit bir bakıma Amerika dışında uzun süreler geçiren kişilerin sigortasıdır. Green card'ı kaybetmemek için ve Amerika'ya geri gelebilmek için sigortasıdır denebilir. Re-entry permit başvurusunu ben en çok sigorta, green card sahiplerinin sigortası olarak tanımlıyorum. Demek ki re-entry permit başvurusu green card sahiplerine green card'larını terk etmedikleri konusunda bir garanti sağlıyor. Re-entry permit başvurusunun amacını bir kere daha söyleyecek olursak, re-entry permit başvurusu ve re-entry permit izni sizin green card'ınızı terk etmediğinizi, Amerika'daki oturumunuzu bırakmadığınızı
ispat etme konusunda size yardımcı olacak en önemli faktördür. Reentry Permit izninin başka bir avantajı da bir seneden fazla ama iki seneden az Amerika dışında kalan birisinin konsolosluğa gidip yeniden Returning Visa dediğimiz Amerika'ya geri dönüyorum vize almasına gerek kalmamasıdır. Kısaca Reentry Permit başvurusu yapan ve Reentry Permit'i alan birisi konsolosluktan Returning Visa başvurusu yapmadan Amerika'ya gelebilir. Reentry Permit başvurusunun başka bir avantajı da Green Card sahiplerine eğer kendi ülkelerinin pasaportlarını almalarında herhangi bir sorun çıkıyorsa aynı pasaport gibi Reentry Permit başvurusunu kullanarak ve Green Card sahibi olarak Amerika dışına seyahat etme izni vermesidir. Bu Reentry Permit'in çok daha az bilinen bir özelliği ancak geçmişte kendi pasaportunu şu veya bu sebeple kullanamayan, pasaportunun sayfasında yer kalmayan, pasaportunun yenilemesi uzun sürecek olan kişilerin Reentry Permit başvurusu yaparak bu seyahat iznini aldıklarını ve Green Card'la seyahat ettiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Reentry Permit başvurusunu tavsiye ediyor muyuz veya kimlere tavsiye ediyoruz? Reentry Permit başvurusunu Green Card'ı muhafaza etmek için özellikle tavsiye ediyorum. Hatta Reentry Permit başvurusunu Green Card'ın bir sigortası olarak düşündüğümü söyledim. Peki niye böyle söylüyorum? Çünkü bazen hayat şartları Green Card sahiplerini Amerika dışında uzun süreler yaşamaya zorlayabiliyor. Bu iş olabilir, okul sebebiyle olabilir, aile nedeniyle olabilir, bir sürü sebebi olabilir bunun. Çoğu zaman da insanlar giderken Green Card sahibi olarak neler yapması gerektiğini bilmeden gidiyorlar ve gittiklerinde artık çok geç oluyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra şartlar değişir, Amerika'ya dönmeyi isteyebilirler. Mesela çocuklarını burada okutmak isteyebilirler veya burada Green Card sahibi oldukları için karşılarına iyi bir imkan çıkabilir veya çalıştıkları şirket onları Amerika'ya tekrar geri göndermek isteyebilir. Bu tip durumlarda kişinin Green Card'ının olması tekrar bir Green Card başvurusu yapmanın önüne geçiyor, tekrar vize almanın önüne geçiyor. O kadar büyük kolaylıkları var ki Green Card sahiplerinin Green Card'ı muhafaza etmeleri, önümüzdeki günleri düşünerek, kendi kariyerlerini, çocuklarının okul durumlarını düşünerek çoğu zaman çok mantıklı oluyor. İşte böyle durumlarda Amerika'ya geri dönmeyle ilgili kısa vadeli bir planınız olmasa bile en azından uzun vadede Green Card'ınızı kullanacağınızı düşünerek Green Card'ın muhafaza edilmesi için Reentry Permit başvurusu yapılmasını tavsiye ediyorum. Reentry Permit başvurusu çoğunlukla 2 yıllık süre için veriliyor ve her ne kadar kanunda uzatılamaz, extension'ı olmaz gibi bir şey söylense de uzatma olarak değil ama yeni bir başvuru olarak tekrar tekrar yapılabiliyor. Geçmişte Reentry Permit'i başarıyla kullanan müvekkillerime birkaç örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Green Card sahibi olan bir aileydi. Türkiye'de yaşıyorlardı, Türkiye'de çalışıyorlardı. Fakat çocuklarının Green Card'larını muhafaza edebilmelerini istiyorlardı. Çünkü çocuklar ortaokul çağındaydı. Lisede ve üniversitede çocuğun Amerika'da okuma ihtimali vardı. Dolayısıyla Green Card'larını muhafaza edebilmek için onlara arka arkaya birkaç defa Reentry Permit başvurusu yapmıştık. Başka bir müvekkilim Amerika'da uzun yıllar çalıştıktan sonra ve Green Card sahibi olduktan sonra çalıştığı şirket onu Çin'e gönderdi. Çin'de tekstil üzerine çalışıyordu. Kendisi Amerika ile ilgili hedeflerini hiçbir zaman bırakmadığı için ve Green Card'ını teslim etmek istemediği için Reentry Permit başvurusuyla uzun süre Green Card'ını muhafaza etti ve daha sonra Amerika'ya geri gelerek yine şirketinde çalışmaya başladı. Sanırım Reentry Permit başvurusuyla ilgili en önemli tecrübem müvekkillerimin çoğu zaman keşke bu başvuru tarzını daha önceden bilseydik, Green Card'ımızdan olmazdık, Green Card'ımızı muhafaza ederdik demeleri. Dolayısıyla ben de uluslararası seyahat yaptığım böyle bir dönemde Green Card sahiplerine bu önemli fırsatı hatırlatmak istedim. Green Card'larını muhafaza etmek için ve ileride belki de kendileri, belki de aileleri için kullanabilmeleri için bu başvurudan bahsetmek istedim. Bunun önemli olduğunu düşündüm. O yüzden sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Green Card sahiplerinin Green Card'larını muhafaza edebilmeleri çok önemli bir konudur. Dolayısıyla eğer böyle bir başvuru yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle kendiniz yapmayınız. Size kendiniz yapmanızı tavsiye etmem. Dolayısıyla bu başvurunun mutlaka bir ehil avukat, bunları daha önce yapmış tecrübeli bir avukat tarafından yapılması gerekir. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa benimle direkt irtibata geçebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Monaco'dan serin bir bahar akşamından hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.